Evet, merhaba. Bu video tek part halinde olacak diye düşünmüştüm ama iki part oldu. Şu anda da ikinci bölümü başlatmak için buradayım. Aslında bir önceki videodaki olan benim ama nasıl bir açıklamaysa bu. Ama ikinci videoyu bu şekilde bir intro yapmak istedim ki geçen bölümde olduğu gibi yırtık donudan çıkar gibi olmasın. Bu bölüm kitap incelememizin son bölümü. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Başlayalım o zaman. Kiraz okullar açılınca işi bırakıyor. Liseli olmak hem sevindiriyor hem de onurlandırıyordu onu. Müge okuldan ayrılmıştı. Öğrenimini İsviçre'de sürdürecekti. Bu haberi müdür yardımcısından duymuştu Kiraz. Okulda kimseyle arkadaşlık kurmuyordu. Dersleri ilgiyle izliyor, ödevleri severek yapıyordu. Bu kez de yaşamını ev ile okul arasına sıkıştırmıştı. Sonra Atatürk ilkeleriyle ilgili bir ödev alıyor. İpek Ongun'daki gibi hani İpek Ongun'un bir genç kızın gizli defterinde tamamen Atatürk'e ayırdığı bir kitap varmış ya, ya sen olmasaydın diye. Şeyde de ya Hayat Bilgisi dizisinde de Afet Hoca bazen böyle çok saçma sapan diziyle hiç alakası olmayacak bir şekilde uzun uzun Atatürk'ün sözlerini falan okuyordu ya. Yani Hayat Bilgisi dersi gibi geliyor bunlar bana. Çok böyle şey geliyor, fake geliyor. Burada da öyle bir bölüm var işte Atatürk ilkeleriyle ilgili. Sonra şey bir tane felsefe profesörü oturuyormuş apartmanlarında ve karısı da bir öğretmen falan. Bunların evine gidiyor yardım istemek için Atatürk ödeviyle ilgili. Evde de böyle nasıl bir ortam var biliyor musunuz? Solcu yoldaşlar toplanır da böyle siyasi bir ortam var yani. Parti toplantısı gibi bir şey var. Salim Bey günlük gazeteleri, haftalık dergilere bilimsel ve politik yazılar yazıyordu. Bu çalışmalarıyla ülkesini yurt dışına aydınlatmaya çabalıyordu. Kapıları herkese açıktı. Öğrencileri çekinmeden gelir, akıllarına takılan konuları sorar, yeri geldikçe politik, toplumsal, kültürel tartışmalara girerlerdi. Salim Bey ile eşi bu tür toplantılarda bıkmadan, yorulmadan gençlerle konuşur, tartışır, onlarla düşünce alışverişi yapmaktan ölçüsüz tat alırlardı. Ya parti şeyi gibi değil de böyle çocuklarla öğretmenleri, yani felsefe profesörü ve karısı, o da öğretmen, İdeolojik tartışmalara giriyorlar. Yani şu üniversite öğrencileri sürekli gidip geliyor ve sürekli ideolojik tartışmalar dönüyor. Çoğunlukla ikindi çayını gençler hazırlıyordu. Hep birlikte yiyip içerek söyleşiyi akşam yemeğine dek sürdürüyorlardı. Sonra Rıza diye bir çocuk Kiraz'a yardım edecek o konuda. Salim Bey şeye yönlendiriyor. Rıza'ya yönlendiriyor. Rıza da Atatürk ilkelerini akıl eden birileri hele şükür çıktı. Bu ilkelerin tümden unutulduğunu sanıyordum son yıllarda. Kadeş Anlaşması'nı ya da Kaynarca veya Berlin Anlaşmalarını madde madde bellemekten Atatürk ilkelerine sıra gelmiyordu falan. Sonra Rıza işte Kiraz'la ilgileniyor. Ona ödevini yaptırıyor işte kitaplar falan getiriyor, yardımcı kitaplar. Sonra din konuşmaya başlıyorlar. Ve Rıza'nın din hakkında söylediklerini okuyacağım size şimdi. Kur'an kurslarına küçükken beni de göndermişti ailem. O günah, bu yasak, şu mekruh, bu müstehcen, o haram. Şöyle yaparsan cehennemlik olursun. Böyle edersen sonsuza dek yanarsın. Yalan söylersen ahirette zebaniler dilini ensenden çekerler. Kapıları dinlersen kulaklarına kızgın kurşunlar akıtırlar. Birilerini gözlersen kızgın şişle gözlerini oyarlar. Başkasının hakkını yersen yarın ahirette kan irin olarak fitil fitil burnundan gelir. Büyüklerine karşılık verirsen dilin hırsızlık yaparsan elin taş kesilir. Bunları öğrettiler sana da değil mi? Evet dedi Kiraz. Rıza da o zaman pek küçüktüm. Öylesine korktum ki biraz büyüyüp bilinçlendikten sonra çevreme şöyle bir baktım. Herkes yalan dolanla birbirini aldatıyor. Hak hukuk tanımadan göz göre göre haram yiyenler mi ararsın? Birbirlerinin kuyusunu kazanlar mı? Giderek hiç kimseye ve hiçbir şeye inanamaz oldum. İnançsızlık öylesine acı bir durum ki kendini boşlukta sanırsın. Koyu bir karanlık içinde yol yöntem bulamazsın. Açmazlara düşersin. Yaşamdan tad alamaz, için için çöker, tinsel yönden tükenir gidersin. Çünkü inanç tinsel yapımızın iskeletidir. Ruhsal yapıdan bahsediyor herhalde. Dinsel dolayısıyla toplumsal inançtan yoksun kalınca anana babana kardeşlerine hatta kendine bile inanıp güvenemezsin. Bu duruma düşünce yaşam dayanılmaz gelmeye başlar.